Dinleyenler, Afyonkarahisar Valiliği ve radyomuz işbirliğinde süren Aile Saati isimli programdan sesleniyoruz sizlere. Aile Saati'nin bu bölümünde konuğumuz Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Sayın Filiz Özden Yılmaz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizi ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Filiz Hanım'la hem aileye bakışını hem de üniversite olarak aile yılı kapsamında yaptıklarını konuşacağız. İlk olarak ailenin sizdeki çağrışımını sormak isterim. Ne dersiniz Sayın Yılmaz? Tabii aile öncelikle eşim, oğlum. Sonra da işim, Afsu ailesi benim için. Afsu'daki çalışma arkadaşlarından oluşan ailemiz. Evet, öğrencilerimizden. Son derece önemli ve kutsal bir kavram. Aile yılı ilan edilmesinin önemi üzerine de biraz düşüncelerimizi öğrenmek isteriz. Öncelikle Sayın Valimiz Gökhan Çiçek Beyefendi ve saygıdeğer eşi, Sayın Vali Yardımcımız Mehmet Keklik Bey'in destekleriyle Aile Yılı Projesi, Sevgi Yılı Projemizin devamı olarak Afyonkarahisar ilinde başlatıldı. Afsu ailesi olarak biz de tabii bu programda, bu projede olmaktan son derece mutluyuz. Aile Yılı, ailede pandemi nedeniyle de ya da daha öncesinden de ailenin birliğinin korunması, İşte aile değerlerinin yeniden canlandırılması açısından Afyonkarahisar için çok önemli bir yıl. Bu çalışmada Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne de yer verdiği için öncelikle Sayın Valimize, Vali Yardımcımıza teşekkür ediyoruz. Bizi buradan sayın dinleyicilerle buluşturduğunuz için size de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz de zaman ayırdığınız için çok mutluyuz. Sağ olun. Koordinatör Vali Yardımcımız Sayın Mehmet Keklik yayınlarımızı hep sosyal medya üzerinden takip eder. Buradan saygılar sunuyoruz. Sayın Yılmaz, sosyal medyanın bu denli ilerlemesi, bireylerin yalnızlaşması, aile olgusunun biraz içinin boşalmasına neden oldu. Bu çağda o yüzden bir arada olmanın, aile olmanın herhalde önemini daha iyi fark ediyoruz. Özellikle koronalı günlerde evde daha yoğun zaman geçirdik ve aile olmanın güzelliğini bir kez daha hatırlamış olduk. Genel bir bu konulara da değinerek sohbetimizi sürdürelim. Tabii pandemi koşulları bizi birbirimizden uzaklaştırdı. Büyüklerimizle gelip gidemedik pandeminin olduğu dönemde. Arkadaşlarımızla görüşme imkanımız kısıtlandı. Bizi biraz yalnızlaştırdı diyelim. Sosyal medyaya sevk etti belki biraz. Biraz sosyal medyaya daha yoğun kullanmamıza sebebiyet verdi. Tabii sosyal medyanın doğru kullanımı bize faydalı oldu bu süreçte. En azından araştırmalarımızı yapabildik, eğitimlerimizi oradan takip edebildik, çocuklarımızın eğitimlerini takip edebildik. Doğru kullandığımız sürece. Tabii yanlış kullanım sonucunda da ailede daha da yalnızlaşma, işte çocukların odalarına çekilmeleri ya da işte büyüklerin her zaman ellerinde bir işte cep telefonu, telefonla ya da iPad'le sürekli farklı zaman geçirmeleri, çocuklarına ayrı odalarda vakit geçirmeleri, bize o eski aile bütünlüğünü, büyüklerimizle birlikte vakit geçirdiğimiz, işte büyüklerimizle, yaşlılarımızla sohbet ettiğimiz, onlardan tecrübe edindiğimiz, tecrübelerini öğrendiğimiz, onların bizden yenilikleri öğrendiği o dönemi, o çağı özletti açıkçası. Dolayısıyla pandeminin bir an önce yavaşlaması ve yeniden o güzel, neşeli, işte birlikte bayramları geçirdiğimiz, birlikte güzel anıları, güzel günleri biriktirdiğimiz günlere dönmek istiyoruz inşallah. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi aile yılı ile ilgili çok güzel programlar düzenledi, bunu biliyoruz. Biraz da buna değinelim. Neler yaptınız? Sayın Valimizin aile yılını başlatmasından sonra Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak her alanda, tıpkı Kadın Kültür Evleri Projesi'nde de olduğu gibi Sayın Nurullah Valimizin proje yürütücülüğünü ve proje ekibinin yürüttüğü çok da güzel bir ekip var. Sayın Valimiz ve Sayın Sümeyra Çiçek Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Kadın Kültür Evleri'ndeki projelerde olduğu gibi Aile Yılı Projesi'nde de akademisyenlerimiz tamamıyla destek verdiler üniversitemizden. Akademisyenlerimiz tabii sağlık bilimleri, sağlık temalı bir üniversite olmamız, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi olması nedeniyle akademisyenlerimiz ailede sağlık konuları üzerine detaylı online çevrimiçi pandemi döneminde, pandeminin hafiflediği dönemlerde şartlara, pandemi koşullarına dikkat ederek yüz yüze etkinlikler planladık hep birlikte ve bunları gerçekleştirdik.
Hep aile sağlığı, işte ailede çocuk sağlığı, çocuk beslenmesi, ruh sağlığı, özellikle çocuk psikiyatri, psikiyatri ana bilim dallarından akademisyenlerimiz, çocuk sağlığı hastalıklarından akademisyenlerimiz hep destek verdiler projeye ve çok güzel online etkinlikler yaptılar. Bir de bizim tabii öğrenci tarafımız da var. Öğrencilerimizin yaklaşık 2200 öğrenciye ulaştık bu yıl. Yeni kaydımız var. 7200 öğrencimiz var toplamda. 7200 öğrencimizin hepsini Sayın Valimiz de konuşmalarını hep ifade etti. Afyonkarahisar'ı bir aile gibi kabul etmelerini, ailelerinden uzakta olsalar da bizim onları üniversitemizde, Afyonkarahisar ilimizde hep ailelerinden uzakta hissetmeyecek şekilde himaye etmemizi, onları da şehrimizin güzelliklerinden, şehrimizin özellikle aile yapısı birbirine böyle daha bir sargın oluşundan faydalandırmaları açısından öğrencilerimiz de çok önemsedik. Bu etkinliklere öğrencilerimiz de katıldılar, takip ettiler. Onlar olmayınca üniversitemiz olmuyor zaten. Evet. Dolayısıyla onlar da bizim aile bireylerimiz. Hı-hı. Bizim Afsu ailemizin, Afyonkarahisar ailemizin en önemli bireyi. Zaten olmadığı zaman öğrencinin eksikliği ne kadar fazla işte. Evet, tabii çok sessiz, ıssız kaldı kampüsümüz. Onlar olmayınca. Şimdi bir neşeli, daha eğlenceli, daha olması gerektiği gibi. Şen, evet, daha güzel olması gerektiği gibi. Açıkçası öğrencilerimizi çok önemsiyoruz. Hepsi bizim için çok değerli. Kulüp ve topluluklarımız var, öğrenci kulüp ve topluluklarımız. Onların da faaliyetleriyle daha da güzel etkinlikler yapacağız, devam edeceğiz inşallah hep beraber. Siz aynı zamanda söylediğiniz gibi kadın kültür evlerine de çok güzel katkılar sunuyorsunuz. Evet. Bunun için biz de Sayın Rektörümüz başta olmak üzere sizlere ve tüm emek veren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sayın Yılmaz, dinleyicilerimizden de güzel mesajlar ulaşıyor. Öğrenci velisi galiba Şebnem Songür iyi yayınlar dilemiş. Filiz Hanım'a ve tüm hocalarımıza, çocuklarımıza emanet ettik. Gözümüz arkada kalmıyor diyor. Çok teşekkürler. Biz de emanetlerine gözümüz gibi bakıyoruz. Hiç şüpheleri olmasın. İşte o aile ciddiyetiyle, öyle değil mi? Sayın rektörüm bir baba şefkatiyle, açıkçası rektörüm, rektör yardımcılarım, tüm akademisyen hocalarımız bir baba şefkatiyle hepsine yaklaşıyor. Biz de olabildiğince işte ailelerinden uzak olmamaları, burada kendilerini iyi hissetmeleri, en küçük sıkıntılarında bile bir kapıları olduğunu hissettirecek derecede etkinliklerimizi de yapıyoruz, ilgileniyoruz onlarla. Çok teşekkür ederiz. Yayınlarımızı hiç kaçırmayan görme engelli dinleyenimiz İbrahim Yalçın iyi yayınlar mesajıyla katıldı ve diyor ki Filiz Hanım'dan okumanın önemine ilişkin de değerlendirme rica edelim. Ailede bu alışkanlığın kazandırması son derece önemli demiş. İbrahim Bey çok duyarlıdır. Çok teşekkür ederim. Sesli kitaplar dinler, bizi hiç yalnız bırakmaz. Çok teşekkür ederiz İbrahim Bey'e. Tabii ki okumak çok önemli. Bir, ne demişler işte bir kitap okuyan bir sürü hayata dokunmuş, bir sürü hayatı öğrenmiş olur. Dolayısıyla çocuklarımıza hep, gençlerimize de hep kitap okumanın önemini okuyunca daha farklı ufuklar açılacağını önlerinde, daha geniş perspektiften olaylara bakacaklarını, daha geniş alandan olaylara bakacaklarını, daha güzel değerlendirmeler yapacaklarını hep ifade ediyoruz. İbrahim Bey'i de biz de konuk etmek isteriz. Üniversitemizde engelleyerek de çok güzel etkinliklerimiz oluyor. Bir gün kendisine bir etkinliğimize konuk etmek isteriz. Evet, çok mutlu güzel olur. Dolayısıyla okumanın son derece önemli olduğu ve aile içinde anne babanın çocuklara rol model kesinlikle olması gerektiğini vurgulamış olur. Evet, öyle. Teşekkür ederiz Sayın Naz bu değerlendirmeniz dolayısıyla da. Sağ olun. Ve programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken yine gelen iletilere bakalım. Ceyhan Hanım iyi yayınlar dilemiş. Bir anne olarak da Filiz Hanım'ın duygularını öğrenmek isteriz aileye bakış açısından diyor. Bir oğlunuz var. Evet, bir oğlum var. Çok teşekkürler, 15 yaşında. Anne olmak tabii bambaşka bir şey. Baba olmak da farklıdır tabii, babalar için. Eşiniz de çok kıymetli bir... Çok teşekkürler, sağ olun. Bilim insanı. Biz çok sağ olun. Yoğun çalışma temposunda olan insanlarız. İnanın bazen... oğlumun sıkıntılarından çok üniversitedeki öğrencilerimizin sıkıntılarına yöneliyoruz. Onları daha ön planda tuttuğumuz oluyor. Edemediğinizi düşünüyorsunuz. Öyle, yoğun kesinlikle. Yoğun iş temposu annelerin, iş hayatında olan anneler için
yoğun iş temposu arasında kesinlikle çocuklarını ihmal etmemeleri gerektiğini düşünüyorum. Onlar vakit ayırmalılar, güzel bir etkinlikler yapmalılar. Derslerinden çok sosyal hayatlarıyla ilgili onlarla hep bir hani vakit ayırarak birlikte olacak zaman yaratmak gerekiyor diye düşünüyorum. Hı hı. İletişim halinde olmalılar sürekli. Çağımız iletişim çağı. Evet. Dolayısıyla hep iletişim halinde olmalılar ki çocukları da onlarla iletişim halinde olmalı. Ama hayattan da hiç kopmamalı. Kesinlikle. Evet. İş hayatından da kopmamalı. Ama normal hayatımızdan, aile hayatımızdan da asla vazgeçmemeliyiz. Kadınlara sayın valim de hep söylüyor, çok iş düşüyor. Bizim ilimizde, evimizde, çalışma hayatımızda kadınlara çok iş düşüyor. Çünkü kadın çocukları yoğun olarak kadınlar, babalarla iş hayatında oldukları için anneler büyütüyorlar, şekillendiriyorlar hayatlarını. Hı-hı. O yüzden anneler örnek olmalı, uyanık olmalı. Mesela sayın valimin çok üzerinde durduğu bir konu var, bağımlılık konusu. Tabii, bu konularda hep anneler uyanık olmalılar. Bu konularda sürekli dikkat etmeliler, çocuklarına iletişim halinde olmalılar diye düşünüyorum. Hani Einstein demiş, hayat bisiklet sürmek gibidir, hep dengede kalmak önemli. Evet. Kadınlarımızın o dengeyi sağlama konusunda biraz daha galiba dikkat etmelerinde fayda var. Kesinlikle. Çünkü ailenin mihmandarı bir anlamda anne. Tabii. Sayın Yılmaz, yavaş yavaş dediğim gibi sonlara doğru gidiyoruz. Ve dinleyicilerimizden Nihan Hanım iyi yayınlar diliyor. Üniversiteye hazırlanan bir oğlum var. Afsu'yu yazmasını tavsiye eder mi Filiz amca? Elbette tavsiye ederim. Ben kendi oğlumun da üniversitede Afsu'yu yazmasını çok isterim. Çok hoş, butik, güzel bir üniversite kazanmış. Evet, çok güzel bir üniversite. Sayın rektörümüz çok çalışıyor. Gerek bilimsel alanda, gerek fiziki şartların iyileştirilmesi alanında, gerek sosyal ve kültürel hizmetlerde oldukça güzel çalışmaları var rektör hocamızın. Dolayısıyla Afsu'yu kesinlikle yazmalılar. Küçük butik bir üniversite. Tıp fakültemizin çok başarılı oldu. Eczacılık fakültemizin, sağlık bilimleri fakültesi, evet. Diş hekimliği fakültemizin, yüksek yani. Okullarımızın, evet, oldukça güzel bölümleri var. Yazmalarını, gelmeni tavsiye ederiz. Çok mutlu oluruz gelirlerse. Hele şehrimizin çocukları, evet, şehrimizde okurlar. Evet, zaten 490 civarında öğrencimiz Afyonkarahisar'dan. Kendi illerinde okumanın avantajları da var tabii ki. Fiziki şartlarımız çok daha güzel olacak önümüzdeki günlerde. Sayın rektörümüz ve yönetim ekibi canla başla çalışıyorlar. Sürekli ileriye doğru hedef koymuş. Evet. Son derece çalışkan isimlerden oluşan bir üniversite. Bekliyoruz öğrencilerimizin hepsini. Evet, Sayın Yılmaz, organ bağışı haftası dolayısıyla güzel bir etkinlikten söz ettiniz. Evet. Yönetim kurulu başkanımız Fadime Hanım'a ve bana. Bunu dinleyicilerimiz de duysun. Tabii. Önümüzdeki hafta organ nakil haftası. Üniversitemizin organ nakil koordinatörlüğü başkanlığında, Sayın Rektör hocamızın başkanlığında Akdeniz Üniversitesi'nden çok değerli bir profesör hocamızı üniversitemizde misafir edeceğiz. Yüz naklini yapan hocamız. Evet, ilk yüz nakli yapan hocamızı buradan duymuş olalım. İnşallah misafir edeceğiz. Afsu'nun sayfasından programın detaylarını tabii ki takip edebilirler. Canlı yayınlamaya da çalışacağız inşallah. Gidemeyenler de böylece takip edilmiş olacak. Evet, bizi mutlaka sosyal medya hesaplarımızdan, Afsu Sosyal Medya, Instagram hesabımız, Twitter hesabımızdan, Facebook hesabımızdan takip etsinler. Üniversitemizin nasıl değiştiğini, nasıl geliştiğini bizzat şahit olsunlar. Evet. Tabii misafir etmek isteriz. Liseleri, üniversitemizi tercih etmek isteyen anne babaları, herkesi üniversitemize bekliyoruz. Tabii, gelip orada birebir görünce çok daha iyi bir şekilde tanıklık etmiş olurlar. Kesinlikle. Sayın Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunluk arasında bize güzel bir öğlen arası sohbeti armağan ettiniz. Bu güzel fırsatı sunduğunuz için size, yönetim kurulu başkanınıza, Fadime Hanım'a, size Faruk Bey, tabii rektör hocama böyle bir güzel fırsat sunduğu için, kendimizi ifade etme şansı verdiği için Profesör Doktor'un da okumuş hocamıza da çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Kesinlikle. Ağzınıza sağlık. En yakın zamanda başka bir yayında İnşallah. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size ve bütün Afsu'daki değerli hocalarımıza son şarkımızı armağan edelim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Madem aile yılı dedik, bir aileyi anlatan şarkısıyla Barış Manço'yu ağırlayacağız. Sakız Hanım ve Mahmut Bey'e veda ediyoruz. Çok severim. Çok teşekkür ederim. Sevgiler sunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bu güzel proje sürdükçe biz de aile saatinden sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Bugün Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Sayın Filiz Özden Yılmaz'ı ağırladık. Başka bir yayında yeniden buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.